Edirne'de asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezi depremlerde zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla Edirne İyilik Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yapılacak yürüyüşten elde edilecek gelir ise yaraların sarılması için AFAD'a. Gerçekten büyük bir felaket yaşadık. Bu felaket Cumhuriyetimizin 100. yılına denk geldi ve 100 yılın felaketi olarak adlandırılıyor. Ülkemiz buradan büyük bir yara aldı. Gitip giden canlar, aileler, bu acıları tarif etmek imkansız. Ben bunları ifade edecek kelimede bulmakta zorlanıyorum. Fakat şöyle bir şey var ki, hayatın devam eden bir döngüsü var ve biz bundan sonraki süreçte ne yapacağız? Yaralarımızı nasıl saracağız? Bunları konuşmak, bunlarla ilgili eylemler, faaliyetler yapmak gerekiyor. Büyük bir felaket. Şimdi bu süreçte şunu gördük, bu felaketin ardından bu kadim milletin ne kadar dayanışma içinde olduğunu, yardımlaşmaya açık olduğunu gözlemledik. Herkes tek yürek oldu ve bu yaraları sarmak için kim elinde ne imkan varsa, burada büyüklüğü, küçüklüğü çok önemli değil. Önemli olan bir şey yapabilmek ve herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Yaralarını sarmamız biraz zaman alabilir, alacak ya da. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikten. Sembolik bir yürüyüş olacak. Nasıl olacağını da anlatayım. Sistem üzerinden herkes kaydolan, bu yürüyüşe katılan herkes bir bağışta bulunacak. Bulunan bağış da sistemde açık bir şekilde, şeffaf bir şekilde görünecek. Kaç kişi katıldı, ne kadar bağış toplandı, bunu da yine AFAD'a bağışlayacağız. Yaraları sarmak için bir nebze elimizden gelen neyse bunu yapacağız. Sporun birleştirici gücünü hepimiz biliyoruz ve bunu maçlarda da görüyoruz, başka etkinliklerde de görüyoruz. Ama bu süreçte ilk refleksi gösteren Saraybosna Maratonu olmuştur spor organizasyonu olarak. Hemen depremin akabinde 4 kilometrelik parkurda bir koşu yapıp buradan elde edilen geliri de Suriye ve Türkiye'deki deprem görenlere ulaştırdılar. Tabii spor faaliyetleri bununla ilgili birçok organizasyon şimdi bununla ilgili çalışma yapıyor. Biz de yerelde Edirne özelinde birçok ilden önce şehrimize, bu kadim şehre, ülkemize yakışır bir şekilde bir etkinlik yapıp bununla ilgili de bir sosyal sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.